Tekme devamı. Tamam, oynadı. Bas topa. Evet, bravo. Gel. Gel. Bravo, süper. Kaç sağ, 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 sağ. Şey. Bizim iki tane Avrupa şampiyonluğumuz var. Bir kaptanlığımda, bir de hocalığımda gelen bir Avrupa şampiyonluğu. Dört tane dünya üçüncülüğümüz var. Ama bir Angola ile final maçında kaybettiğimiz dünya ikinciliğimiz var. Eğer bu sefer de Allah nasip ederse 24 ülke arasında mutlu bir şekilde ayrılmak istiyorsak A planımız, B planımız, C planımızı uyguluyoruz. Her kampta da bunu işliyoruz. Az önce de arkadaşlara gördüğünüz işte bizim B planımızı eğer maç maç düşünüp galip gelmek zorundayız. Rakipler çözene kadar biz dünya şampiyonasını bitirmiş olup kupaya kavuşmuş oluruz inşallah diye planlıyoruz. Ligimiz 12 Haziran'da bitti. Devamında bir kulübümüz Şampiyonlar Ligi, lig şampiyonu oldu. O serüvende negatif olan havayı pozitife çevirmek lazım. Arkadaşlar bize geldiklerinde biraz formsuzlardı. Evet, fiziksel anlamda hazır değillerdi. Mental anlamda her zaman futbolcu kardeşlerimiz hazır. Ama biz bunu biraz daha üzerine katabilmek için yeni antrenman drilleriyle, yeni antrenman trendleriyle hazırlamak bizim için çok mu zor? Hayır. Ama futbolcu fizik olarak hazır olmadığı zaman onun için çok zor. Beyin çok şey istiyor, fizik izin vermiyor. Allah'a şükür olsun. Erzurum kampı ile beraber fiziksel anlamda da bunu çözmüş olacağız. Evet, yap golünü. Bravo. Bravo. Evet, bravo. Evet. Bravo. Canlı. Tabii 24 ülke arasında güçlü ülkeler var. Az önce de söylemiştim. Dünya ikincisi olmuşuz. Çıtayı çok yükselttik. Ama küçük yaştan beri devamlı proje yapmayı seviyorum. Yenilikleri seviyorum. Bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, 24 ülkeyi burada ağırlamak, misafirperver olmak ülkemiz açısından, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Mesela her gün ülkeleri takip ettiğimizde her gün ayrı bir paylaşım yapıyorlar. Bu da bizim ülkemizin tanıtımı anlamında. Ama gelen ülkelerin hepsine saygımız sonsuz. Biz ilk maçımızı Fransa'yla Allah nasip ederse hazırlık ilk şampiyonanın ilk müsabakasını oynayacağız Fransa'yla. Devamında Liberia ile oynayacağız. Devamında grubumuzda son maçımızı Haiti ile oynayacağız. Yani gruptan lider çıkıp şampiyon olmak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Tabii ondan sonra ilk 16, ondan sonra çeyrek final, ondan sonra yarı final, ondan sonra final. Bunlar hepsi bizim için bir final niteliğinde. Finale geldiğimizde de ben inanıyorum Türk milletinin birlik ve beraberliğine, isteğine, arzusuna, başarılı olan sporcu kardeşlerim ve hangi alanda başarılıysan her zaman yanında olduklarına inanıyorum. Çok büyük bir ortam olacaktır, çok büyük bir atmosfer olacaktır. Bu atmosferin içerisinde de futbolcu kardeşlerim elinden gelen, biz teknik ekip olarak o zamana kadar her şeyi vermiş olacağız. Onlar da elinden gelen her şeyi yapacak. Biz sadece bravo alkışlayıp çıkacağız Allah nasip ederse. Oyna Mami benden, tekrar benden. Evet, oyna Fuat.